Gündeme Dahi programından merhabalar değerli izleyenler. 31 Mart seçimlerinin üzerinden 4 ay gibi bir süre geçti. Tabii bu 4 aylık süre içerisinde biliyorsunuz ki Kayseri o 4 ay öncesine kadar 17.0 Cumhur İttifakı tarafından yönetiliyordu. Ancak 31 Mart seçimleriyle birlikte Cumhur İttifakı'nın kalesi diye adlandırılan Kayseri'de 5 ilçe kaybedildi. Bu ilçelerden bir tanesi de tarihi bir ilçemiz Tomarza. Tabii biz Tomarza'ya gideceğiz. Tomarza Belediye Başkanı'na seçilen Osman Koç'u konuk edeceğiz. Şimdi ekranlarımızda tabii Osman Koç'u sizler de yakinen tanıyorsunuz. Çünkü siyasetin içerisinde olan bir isim. Sürekli Kayseri'nin ve Tomarza'nın menfaatleri için seks yükseltmeyi ve itiraz etmeyi hiçbir zaman için eksik etmeyen bir isim. Tabii 4 ay gibi bir süre geçti. 4 aylık süre içerisinde Tomarza'da da ele aldığı bu seçimde birlikte ne gibi bir faaliyetler sergileyecek? Ne gibi hizmetler ortaya koyacak? Ne gibi eksikler vardı? Bu gözlemleri neydi? Eğitim, sağlık, ulaşım gibi alanlarda Tomarza'da nasıl bir seyir izleyecek? Bunları konuşup bunları tartışacağız. Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Tabii bizim sizinle hukukumuz çok eski. dayanır. Evet beyanır. çok eski. Yani il özel idaresi varken ilgilenen meclis üyesiydiniz. Orada da evet. Tomarza'nın menfaatleri için sürekli itirazlarınızı yükseltirdiniz. Şimdi başkan seçildiniz. Nasıl bir başkanlık duygusu? İyi bir duygu mu? Nasıl bir duygu? Şimdi zaten içinde olduğumuz bir alan. Az önce siz de söylediniz. Özel idareden gelme bir alışkanlığımız var. Ardından Büyükşehir Meclis sevdik falan derken içinde olduğumuz bir şeydi. Sadece alan pahalı olmuş oldu. Yani daha önce mevzuatın içindeydik. Sıkıntı yoktu ama karar verici durumunda mutlaka idarenin başındaki arkadaşlarımız e, oluyordu. Şimdi onların yerine biz geçtik. Herhangi bir değişiklik olduğunu sanmıyorum. Gayret. <laughs> orada da gayret. Burada da gayret. Peki hayırlı olsun. Tabii 31 Mart seçimleri öncesinde isminiz e, açıklandıktan sonra e, bir sürece başladınız. İnsanlarla gidip kendinizi ikna etme süreciydi bu süreç. 31 Mart'a giderken kazanacağınızdan emin miydiniz? Şimdi hiçbir seçimin e, emin duygusu olmaz ama Kazanma ihtimalimizin yüksek olduğunu bilerek girdiğimiz bir seçimdi. Ee, seçim sahasına çıktığımız zaman da o kanaatimizin daha doğru olduğunu, insanlardaki daha önce de e, meclis seçimlerinde bulunduk tabii o zaman da belediye başkan adaylarımız oluyordu. Haliyle oradaki ortamları kıyaslama imkanımız daha geniş oldu. Öyle olunca artık son bir hafta e, bu işin bittiği kanaati, çok farklı biteceği kanaati oluşmuştu. E öyle de bitti zaten. Partinin bir önemi var mıydı sizin için? Yani? Şimdi biz Tomarza'da şöyle yaptık. Elbette bütün siyasi partiler önemlidir ama e, Tomaz'la ittifakı adı altında hı. bir çatı oluşturduk. Bu çatının içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi aday çıkarmayarak destek verdi. Hı hı. İyi Parti amblemiyle destek verdi, ekibiyle hı. destek verdi. Hı. E, ardından... E, tabii yeterli değil. E, i̇ki partinin genel e, seçim oylarına baktığınız zaman yeterli değil. Ardından Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeninden, teşkilatlar anlamında söylemiyorum. Seçmeninden de olağanüstü bir destek gördük. E, şöyle bakıldığı zaman aldığımız e, oya %54.8. Rakibimizin aldığı o %37.4 Ki rakibimiz dediğiniz iktidar zaten Evet ama işte onu Tomarca'da biz bunu partiler üstüne taşımayı becerdik ve bu işi partiler üstü olarak değerlendirdik Partiler üstü olan bir seçimde de e, partiyi çok öne çıkarmanın doğru olduğunu düşünmüyorum Çünkü ben de Adalet Kalkınma Partisi seçmeninin de Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin de emeği var Diğer e, partilerin de seçime girmeyen partiler de vardı Tabii. onların da Tabii. oyu var e, CHP ve e, İyi Parti teşkilatlarıyla, üyeleriyle e, köy köy gezdiler sağ olsunlar. E, bu birleşimi sağladık. Yani bunun özeti şu. Benim seçimi kazandığım akşam e, o alanda bir Adam. eğlence yapılıyordu. Eğlencede iki arka arkaya çalan şarkı vardı. Evet. Genç Osman çalınıyordu ardından Leylim Ley çalınıyordu. İşte Tomar'daki tablo buydu. buydu yani. evet. Özlenen de buydu. Kamplaşmalara bir son vermiş olduk hangi siyasi partiden olursa olsun, vatandaşlarımızdan o istemiştim. Bugüne kadar hangi siyasi parti oy vermiş olursanız olun ama bu sefer Tomarza için birleşelim demiştim. Vatandaşımız birleşti. Şimdi de sıra bende. Hangi siyasi partiden olursa olsun, hangi siyasi fikri taşırsa taşısın, hangi etnik yapıda olursa olsun aralıksız, eşit, adil hizmet. Şu andaki gayretim ilkem, bütün çabam o yönde. Kimseyi kimseden ayırmadan, bir diğerini birinden kayırmadan, belediyenin kapısının içerisine siyaseti sokmadan, orada Tomarzal'ın Tomarzal belediyesi, Tomarzal'a hizmet etmek için var. A parti, B parti, o, bu bölünmüşlük ve kamplaşmadan ben rahatsızdım. Bunu da şu anda görevim süresince de sağlayacağım. O birlikteliği, beraberliği sağlayacağım. Bunun için çalışıyorum. Evet, zaten bu ezberi bozdunuz gelir gelmez görev ve mazbataya aldığınızda evet. ilk işiniz makam odasınızın kapısını sökmek oldu. Bunu da aslında vaatleriniz arasında da kullanmıştınız. Bu Tomarza'da nasıl bir yani Şimdi, yan e, O olay şöyle gelişmişti. Daha önce yapan arkadaşlarımız vardı mutlaka belediye başkanlarından ama biz bir yerde toplantı yaparken seçim toplantısıydı. Vatandaşımızın biri Tomarza belediyesinde bir birim müdürünü üç gün beklediğini ulaşamadığını, kapısında beklediği halde ulaşamadığını falan anlattı, dert yandı. Hmm. Orada dedim ki ben geldiğim gün o kapıyı sökeceğim. Başkanın kapısının olmadığı yerde de müdüre ulaşılmama ihtimali olamaz. Güzel. Ulaşılmayacak bir müdüre benim müdürüm olamaz. Çok güzel. Orada bu sözü verdim. Ardından baktım ki çok e, millette böyle bir beklenti oluştu. Olumlu bir tepki Her yerde de he? bu sözü tekrarlamaya çalıştım. Zaten orada üstünde durdum şey şurada. Ahlaklı, hı hı. adil, hesap verebilen, dürüst, namuslu bir çalış, çalışkan bir belediye başkan olmak. Güzel. Ardından benden istenen her talebi yapamayabilirim dedim arkadaşlar. Kanuna, ahlaka, komşu hakkına uyan her türlü talebinizle başım üstüne. Ama bu üç kritere uyum, uymuyorsa babamın oğlu olsa o işi yapmam diye verdiğim vaatlerin içinde de bu da vardı. Şimdi bu, bunu artık ilkesel bir duruş olarak gösterdik bu duruşumuzu. E, hayatta da böyleyiz biz. Esnaflıktan gelme insanlarız herkes bizi tanır, biz herkesi tanırız. 40 yıldır ticaret yapıyoruz orada. öyle olduğu zaman da ötekileştirmeden bir arada doğru bildiğini yapan, yanlışa da yanlış diyebilen bir insanım. Onu da hala sürdürüyorum. Oy kaygısıyla, seçmen kaygısıyla, vefa duygusuyla yanlış yapmam. Yanlış o yanlıştır. En yakınımda yapıyorsa yanlış, en uzaktaki arkadaşımla yapıyorsa yanlış. Onun için vatandaşımız da buna alıştı. Elbette vardır tek tük gelenler ama ee, uygun olmayan işi de bana çok getirmemeye başladılar. Ha, eğer bir işin bir ihtimali yapma ihtimali var da inisiyatif kullanacaksam onu da sonuna kadar vatandaşımın lehine hemşerimin lehine kullanırım. Biz Tomarca'ya aşık insanlarız. Benim mezar taşım Tomarca'da. Tabii siz o, Mezarım orada hazır. Orada Üzerinde büyüdünüz. Osman Koç yazıyor. <laughs> Demek ki belediye başkanlığı bitince de ben burada yaşayacağım. Görevim bittiğinde bu adam iyi adamdı. Namuslu adamdı. Yemedi yedirmedi. Çalmadı çaldırmadı. Sözünün nereydi? demeleri, Allah razı olsun demeleri benim için yeterli. Ben bu toplumda başkan olarak da, esnaf olarak da, sade bir vatandaş olarak, emekli bir belediye başkanı olarak da bir kenarda oturmayı her zaman biliyorum. Bunun hepsinden daha kıymetlisi makamlar geliyor geçiyor. O topluma girdiğinde namuslu adamdı, sözünün nere adamdı dedirtmek bizim hayat boyu üstünde durduğumuz şey. Ona bir marka değer oluşturduk ismimize. ...onu da lekelemeden bu görev süremizi bitireceğiz Allah'ın izniyle. Umarım. Peki başkanlık koltuğuna oturdunuz, kapıyı evet. da söktünüz artık. İlk talimatınız ne oldu? Tabii hesap özeti oldu herhalde. Gelir gider tablosunu bir dengelemek İlk oldu. De bu soruyu soruyorlar. İlk talimat pazar akşamı seçimi kazandığım gayri resmi sonuçlara göre seçimi kazandığım anda yaptım. Belediyede hiç kimse hiçbir evrağa imza atmasın, kasayı kapatın ben göreve başlayana kadar da ikinci bir emre kadar da hiçbir işlem yapılması, Hı -hı. Sadece vatandaşımızın varsa bir rutin işi. Hı, Hı Onlar aksamasın. Hizmetler aksamasın. Ama ödeme, mal satın alımı, fatura kesilmesi, o sürede fatura Hı -hı. kesmeyi de yasakladım. Hı -hı. Güzel. İlk e, ilk talimat aslında herkes mazbatayı aldıktan sonra diye <laughs> şey öyle düşünülür ama, ama evet. ben Mazbata'dan önce verdiniz. İşte ya. bu da e, seçimin getirdiği tecrübeydi. Çünkü daha önce mecliste bulunduğum için Abi. kasayı kapatmak bu işin normaliydi. <laughs> kasayı kapattım çünkü e, seçimden önce de bazı kulağımıza gelen şeyler vardı. En azından tedbirimizi alalım arzusuna göre. Evet. Arısın, Sevgili bize biraz bir bir ay bir, bir soğut biraz ya bir klimamızı aç istersen başkanı biraz terlettik sanki sorularımızla ama ortam sıcak <laughs> O yüzden terlemiş ben oldum. Ben size ve seyircimiz olan saygımdan hala ceketimi giyiyorum. Ondan <laughs> Çok terledim. güzel. Peki belediyenin borcunu açıkladınız. Gerçekten evet. bu borçları açıkladıktan sonra bir inceleme yaptığınızda afaki harcamalarla karşılaştınız mı? Şimdi bu konu hassas bir konu. Hı -hı. açıklamazsam vatandaşımız bilmiyor, evet. Haber olmayacak. Açıkladığım zaman eskiyle. E ee, bir şeye gelmiş oluyor kıyaslamaya gelmiş oluyor aslında benim derdim eskiyle falan bir derdim yok ben yepyeni beyaz bir sayfa açtım bu benim sayfam ben bundan sonra yapacaklarıma bakarım ancak neyi devraldım nasıl devraldığımı da herhangi bir tartışma konusu yapmadan yumuşak bir lisanla anlatmak istedim sadece şimdi beklediğimizin üzerinde bir borç var Şimdi borçların 64 milyon lira civarında olan esnaf ve diğer ödemeler. Hı hı. Bunun da çoğu birinci ve dördüncü ay arası yapılmış. Yani benim hı. görev yıl başından görev teslim edene bir hafta kalıya kadar yapılan borçlar. Şimdi bir de bunun içinde tabii sigorta ve maliye borçları var. Şirket Ayrıca borçları bu. dahil buna. Hı hı. Şirketimizin 10 milyon TL e, sigorta borcu var zaten. Şu anda artmıştır bu rakam. O gün açıkladığım rakama dahildi. Diğerleri de esnaf borçları, işte müteahhit borçları gibi borçlarımız var. O işte şimdi e, bu bir önceki yönetimin borcu. Bir de belediyelerde devamlılık var. Evet. Şimdi e, 30 sene önce işe girmiş 12 tane e, insan şu, ki şu anda 13 oldu o sayı. Günü gelen bir arkadaşımız da emekli olacak. <laughs> şimdi bu insanlar emekli olurken de bir tazminat alacaklar. Bunların emeklilik tazminatları da o zaman 10 milyon civarındaydı ama şimdi biraz daha fazla. Yeniler de ekleniyor. Hı hı hı. Çünkü bu bir önceki dönemin değil, daha ondan önceki dönemlerden de gelen rutinin aslında. Anladım. Kimsenin suçu olmalı halde. Belediye parasını kasasında almış ama zamanı gelince ödeyecek işte kesintileri falan. 10 milyon da kabaca söylüyorum. Ee, emeklilere verebileceğimiz ikramiye, tazminat gibi e, konularımız vardı. Toplamı 75 milyon. Yani bunu söylerken şunu söylemiyorum. Bana boş bıraktılar ben yandım Anladım. bittim demiyorum bu borç zaten benden sonra da bu emeklilik meselesi 5 senede benim katkım olacak bir sonraki tabii. belediye başkanına ben de bu katkı e, borç katkısı tabii, bırakacağım mecburan çünkü emeklilik ama 64 65 milyon lirası isim isim liste olarak isteyene verebileceğim falan şi firmaya şu kadar falan firmaya şu kadar SGK'ya şu kadar diyebileceğim listesinde çıkarttırdım e kapatmıştım aslında. Yani bu konular ne anladım. kadar konuşulursa eski konuşuluyor. Ha, Halbuki ha, benim ha. derdim eski değil. ...insanlar soruyor ben de cevaplıyorum. Burada da siz sorunuz. Anladım anladım. Onu tartışmak da doğru değil. Madem geldim o bu borcu da öderim. O hizmeti de yaparım benim hedefim de bu. Ancak sorulunca da cevap veriyoruz. Vatandaş bilsin bu. hani bunu ki en azından siz hizmette eksiklik i̇şte yaşattığınızda... İşte eforumuzu da oralarda harcamayalım Tabii. tartışmaya. İşte büt, karşı bütçe ne kadar büt, mesela? Yıllık bütçeniz bütçemiz ne kadar? 105 milyon lira. 105 milyon bütçemiz 75 milyon borcumuz var. Bana göre e, biz bunu e, bir yıl içerisinde bu borcu baya baya hafifletiriz. Çünkü belediyeler yapılmamış uygulanmamış bunlar şimdiye kadar da o ihmalliklerden gelmiş. Yoksa Şimdi ilerleyen zamanlarda vardır bizde de e, şimdi anlatırım size imar uygulamalarımız var. Arsa e, belediyenin asıl görevlerinden biri arsa üretip arsa satmak. Tomarza Belediyesi tarla satmış. Tabii, tabii. Hmm. Tarla satmakla arsa satmanın arasında ince bir çizgi tabii var. Tabii ki. Tarla bir mülkü satmaktır. Asi evlat işi. Evet. Ama arsa satmak bir medeniyettir. Sebebi şu. Çarpık bir kentleşme var ise bir yerde ki tabii. var bu ilçelerimizde. Şu anda ben oturduğum günden beri elektrik su yazılarıyla uğraşıyorum. Sebebi ne biliyor musunuz? Yola gitmiş ev yapmış, hazineye gitmiş ev yapmış, hisseli arsaya gitmiş ev yapmış. Onda ruhsatsız yapmış. Hmm. Komşu parsele basmış. Hmm. Yola basmış. E şimdi ruhsatsız olduğu için TEDAŞ'a gidiyor ya da Kayseri Elektrik'e elektriği istiyor. O da belediyeden ruhsat istiyor. Hmm. Ruhsat yok. 10 sene 15 sene önce yapılanı var, bir sene önce yapılanı var. Ancak parselli arsalar yapılsaydı bu yani. insanlar o arsalara konut yapsalardı, iş yeri yapsalardı kimseyle işleri yok, Her yani. şey tıkır tıkırdı. Yani yasal düzlemde Bir de belli de. bir düzen içerisinde yolu belli, altyapısı yapılmış. E, bu kadar güzel işte ve bunların belediye karı da var. Tabii ki. Gelir Şimdi düzenli, getiriyor. Düzenli şehirleşme Tabii. ve o şehrin kimlik kazanması da bundan geçer zaten. A Bunlar yapılmamış. Biz bunları hem şehrimizde gece konduyu da önlemek adına, çarpık kertleşmeyi önlemek adına, sosyal donatıların daha sağlıklı olması adına arsa üretiyoruz. Hatta e, ben de şeyleri vardı onun e, kabaca çıkar çıkarmıştım. Bizim arsa üretimimiz çok daha e, aktif hale gelir. Ürettiğimiz arsalarla filan da biz e, Tomarza'da borcu da öderiz, hizmet de yaparız. Hiç oralara takılmıyorum. Hı hı. E, bu eski borcu da anlatmaktan kastım. Hani insanlar soruyor bir şey söyleyeyim ve doğruyu söyleyeyim. Ben isteyene liste liste. Hatta ben onu belediyenin internet sitesinde de yayınlayayım istemiştim ama bir tartışma konusu olmasın. Hmm. Polemik yaratmasın. Devri sabaha gerek yok bizde artık. Aynen. Devri zaten millet değiştirmiş. Tabii. Demiş ki ondan memnun olsaydı o dönemde. Bu tabii, tabii, devam tabii, ediyor. Tabii, onu tabii. ben değiştirdim. Artık onu bırak. Evet. Sen yapabileceğin işte tabii. odaklan. Eforu da oralara 30 adet konut parseli satışa çıkardık şu anda. 24 tane de hazırladığımız var. Önümüzdeki günlerde onlar da satışa. Şu anda yine gelirken bugün encümen toplantımız vardı. Encümen kararını aldığımız konutlar var. Arsa, konut arsası. İçinde bazen de belediyemizin zamanında bir ev falan konut dediğim Aha. o. Konut ama kullanılmayacak artık bozulmuş metro yapı haline gelmiş. E, o tip arsalarında temizliğe ihtiyacı var. E, sattıklarımız var. E, bununla beraber hem belediyeyi döndürürüz hem borçlarımızı öderiz. Merkez merkezi idareden gelen parada zaten çok büyük bir sıkıntı yok. E, geliyor. Maaşlarımıza yetiyor. böyle diğerleriyle de biz aşarız bunları. Yani, yani Böyle işte bir takılın. böyle bir öz kaynak oluşturma alanımız var diyorsunuz. Her türlü. Güzel. Şimdi e, tabii önce şunu bir e, açıklayalım da vatandaş da bilsin sizi de e, ben hep bu ilçe başkanlarına söylüyorum, belediye başkanlarına söylüyorum. Sizi de karşı karşıya gelmesinler diye. Büyükşehir'in e, e, ilçeye ve ilçenin kırsal mahallelerine yapacağı hizmetler var. Bir de ilçe belediyesinin yapacağı evet. hizmetler var. Şimdi önce Büyükşehir'in hizmetleriyle bir başlayalım isterseniz. Şimdi ulaşım Büyükşehir'e ait, e, altyapı Büyükşehir'e ait, e, elektrik şehre ait, su şehre ait. Şimdi bunlarda bir sorun, bir sıkıntı Çok olduğunda. Çok Var mı sorunlar? Önce bunu bir sorun. çok sorun var, çok sorun var. Hatta e, yeni seçildik, e, seçimden çıktı Büyükşehir Belediye'miz. böyle Biraz daha e, sabırlı davranalım diyerek konulara yaklaştım şimdiye kadar. Aha, aha. Ufak tefek serzenişlerim olsa da gerek Mündüf Bey'e gerek e, Genel Sekreterine ufak tefek serzenişlerimiz tabii ki oluyor. Ama artık zaman geldi. Şu anda iş sezonu. Ben seçildiğim günden beri büyük şehirden çöp almadım. Hizmet alamadınız daha. Yani. Ben almadım da hani şöyle sanılmasın muhalefet olduğu için falan değil. Hı hı. E, diğeri de almadı. He. Kim ne aldı ki? Sadece e, ütülü bir şekilde gezmeyi seviyor arkadaşlar. Ütüleri bozulmasın. E, bu toplantıda da ucundan kenarından hatırlarsanız başladık meclis toplantısında eksiklerimizi anlatacağız. Bizim sorunumuz şu. Memlekette e, her şey belediyeye ait gibi görülüyor. Halbuki öyle değil. Mesela bir yolumuz var bizim. Pazar yolu dediğimiz bir yol. Şimdi bu yolun altında Kaski'nin yıllar önce yaptığı bir kanalizasyon var. Üstü Büyükşehir tarafından ki o metrajlara uygun olduğu için evet. Büyükşehir tarafından sıcak asfalt yapılmış. Şimdi alt Kaskin'e ait, üstteki yol Büyükşehir'e Büyükşehir ait, kenardaki kaldırımlar bana ait. Evet. Şimdi orada bir çökük oluyor. Tam Arza belediyesi bağlı. <laughs> Şimdi diyorum ya arkadaşlar, ya da işin kolayına geliyor artık. E KASKİ'de filan da bir hantal yapı oluşmuş. Tomarza Belediyesi izin versin biz yapalım. Şimdi belediye ile Kaskin patlak yapmasının ne ilgisi var? Vatandaş geliyor bana, internete filan da atıyorlar. Çok internet deyince de orayı da belirteyim. Çok üzerinde durmam. İnternetten yönetilen bir belediye başkanı, sosyal medyadan yönetilen bir belediye başkanı, televizyondan yönetilen bir belediye başkanı olmam. Oralara zaten çok bakmam, itibar etmem ama bazen arkadaşlar gösteriyor. Ya böyle bir şey var, güler geçerim. Yapacaksam da planımı bozmam, yapmayacaksam da o orada yazıldı diye ama burada halkın da haklılığı var. Yol çökmüş, sızma var. 30 senelik belki 40 senelik alttaki şebeke, kanalizasyon şebekesi sağa sola çizdiği, sızdığı zaman yol çöküyor. Peki, şimdi büyükşehir hala yapacak. Yolu büyükşehir üstlendi, Kaldırımlar yine bozulan yerler benim. E, Kaski zeminini yapacak. Hala duruyor. Ve vatandaş Tomarza Belediyesi bakmıyor. Benim oradaki o çukura sadece güvenlik şeridi çekmek gibi bir görevim vardı. Onu da o an yaptı arkadaşlarımız. Örnek olsun diye söylüyorum. Bunun gibi çok. Ya bu büyükşehir şey gibi düşünülmesin onu özellikle söylüyorum. İktidardı muhalefet yok, Büyükşehir. Yok. Yani merkez büyükşehir ilçelerde şey artık, de böyle bir sorun büyükşehir yaşanıyor. Büyükşehir artık hantallaşmış benim gördüğüm bu. Şu anda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. İlerleyen programlarda daha farklı şeylerle konuşuruz. Biraz daha zaman geçsin. Zaman geçsin. Biraz fırsat verelim ama biriktirdik. Kumbara artık taşmak üzere, sabır taşmak üzere. Hı -hı. Gerekirse yapmadıkları. Çünkü büyük parklar büyük şehrin. Evet. Geniş arterler yollar büyük Tabii şehrin. Ki. Arazi yollar için dört tane grider sözü verdiler. Bir tane gelmedi. Artık büyük öyle sözünde duran filan bir yapıda değil. Hı -hı. Biz de diyoruz ki büyük şehirden gelecek. Bir buçuk aydır büyük şehirden Tomarzalı'nın şehirlerim greyder bekler arazi yollar için. Onun için kendi greyderimi görevlendirdim. Yettiği yere kadar, kırılana kadar gidecek. Ama onu yapacağım. Onlara da muhtaç Dün de Büyükşehir'de siz doğal üye olmanı sasabıyla Büyükşehir Meclisi'nde de katılıyorsunuz. Dün de Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de böyle bir polemik de yaşandı hatta. Siz e, araya da girdiniz. Bunu da söylediniz hatta. Bir, küçük bir sel felaketi evet, yaşandı. Evet. O selde de mesela e, dozer, kepçe, greyder eksikliğini hissettiğinizi belirttiniz. Buna rağmen hala bugün bile gelmedi değil mi mesela? Gelmez. Büyükşehir artık sağır. şehrin sadece dili var. Gözü yok, kulağı yok, sağır. Kör ama dili var. Bizim eskiden çocukluğumuzda böyle övünmeyi seven adamlar vardı. İstanbul'a gittim şunu yaptım. Almanya'ya gittim bunu yaptım. Bakarsan adamın üstünde pantolon yok. Şimdi büyük şehir artık sadece oynuyor. Biz dinleseniz her şey büyük şehir. Güllük, gülistanlık. Halbuki öyle değil. Onları da açıklayacağım zamanla da bu programda değil. O mesafeyi onlar ayarlayacak. Anladım. Benimle mesafelerini büyük şehir ayarlayacak. Peki en azından vatandaş bilsin diye. ulaşım mesela. Vatandaş onu diyecektim. Pas geçtik. Ulaşıma geçmeden önce büyük şehre ait olup da yapılamayan ha. işleri ha. E, birkaç ay daha kafamdan süre süreverdim. Yapmadıkları işleri Tomarza Cumhuriyet Meydanı ve Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda resim sergisi olarak sergileyeceğim. Hmm. Öyle yok, yani meydana geleceksin Tomarza Meydanı'na, Menduk Başkan'dan hizmet istiyorsanız gelin bakayım kenarda yanaşmayan vatandaşları davet edeceksin. Aynı vatandaş sel felaketine kapılacak, tarlası yarılacak, yolu patlayacak çünkü sel öyle bir şey. Tabii ki. Çamur devriyası içinde kalacak, Tomarza Belediyesi kendi şikayet yok her vatandaşımızın o Elimizden geleni yaptığını gördüğü için şikayet yok benden ama... Ondan sonra da oraya bir gün uğramayacaksın, selam vermeyeceksin. Seçimde seçime gelip el, el sallayıp gideceğim. öyle bir dünya yok. Kimseye de e, herkese verdiği sözü yeri geldiği zaman hatırlatırım. Gerekiyorsa sergiyle, gerekiyorsa anons arabası. Ben bu işlerden biliyorsunuz çekilmem. Hemşehrimin gram hakkına sahip çıkarım. Bizim için Tomaza Bat'ta yaşayan vatandaş için merkezi idare şehre para gönderiyorsa o parayı da Alırım. Öyle alırım, böyle alırım, alırım. İstiyorum ki gönülleriyle versinler. Bir koordine içerisinde olalım. Güzel ilişkilerimiz olsun. Çünkü kişisel olarak hiçbiriyle bir sorunumuz yok. Abi kardeş gibiyiz. Büyük küçük biliriz. Tabii ki. Ama görevde artık hantallaşmışlar. Ya Büyükşehir şu anda söyleyeceğim ve daha da değişme beni bu ha, konuda. Tamam, tamam. Büyükşehir iyi yönetilemiyor. <laughs> tamam. Bir de ulaşımla ilgili sıkıntılar da söylüyor. O da, çünkü da aynı... Büyükşehir'e <laughs> ait olduğu için. Şimdi ulaşımdaki sorun bizim hemşehrilerimizden bana yansıyan sorun şu. Doğu Garajı ve e, Seyit Burhanettin Hazretleri'nin arasında orada mezarlığın orada bir sıkıntı var. Sebebi şu. Talas'tan gelen araç Seyit Burhanettin Hazretleri'nin orada bekleyen Tomarzalı hemşerimiz tarafından dolduruluyor. Hı -hı. Orada da bekliyor yolcu. Evet. Şimdi Doğu Garajı kalkış noktası. Siz de Tomarzalı'ya gitmek için Doğu Garajı'nın ana merkez. Orada Oraya bekliyor. varıyorsunuz aşağıdan gelen minibüs dolu. Hı -hı. Şimdi bunun hastası var, yaşlısı var, kucağında çocuğu olan hanımı var, var, öğrencisi var bir şekilde bu sorunu aşmaları gerekiyor. Bunu da usulendirerek getirdik. Şimdi, takibini yapıyoruz ama buna bir genel bir ulaşım e, programı hatta master planı yapılması lazım. Belli ki bir sorun var. Evet. E, burada e, aşağıda Seyyid Burhanettin Hazretlerinin mezarının önünde bekleyen bir hanımı düşün, kucağında çocuğu. Oturacağı ki. yer yok. Tabii. Evet, oturacağı yer de yok. Ki hani şey büyük şehirlerde bir şehir içinde 5 dakikada bir, üç dakikada bir otobüs geçtiği için oradaki o durağı kullanabiliyor. Burada 50 dakika beklemek zorunda olduğu var insanlar. Bir Çünkü bir durak da yok. Yarım durumda. saatte bir kalkıyor oradan geliyor buradan gidiyor ve orada sadece top, diğer e, atıyorum hürriyetin durağında oturuyor tamam mı? Yarım saat 40 dakika e, bu da artık zulüm. Ya bu zulümü bir an önce bitirmek lazım. Bu konuda Büyükşehir kötü niyetli değil ama hı hı. E, bir hal yoluna koyamadılar meseleyi. Bununla ilgili de önümüzdeki günlerde biz de kendimizce neler yapılabilir büyük paylaşacağız. Onlardaki bilgilerle de. Şimdi hep öteki öteleyiyor büyük Ya orada sorun yok da şundan çıktı. Burada sorun yok da bundan. Ya yani adam diyor ki suyum kesik. Bahçe suluyorsunuz da ondan diyor dün mecliste. Senin görevin her şartta suyu vermek. Tabii ki. Bahçe sulamak yasaksa onda yasakla. Tabii ki. Yasak değilse lafını da <laughs> etme. Evet. Yani artık belli bir şey içerisinde götürüyorlar. biz de ulaşım büyük ait. Büyük ana arter yollar büyük şehre ait sıcak asfalt çünkü onların muhtesinde. Büyük parklar, mezarlıklar, mezbahane'ler bunların tamamı büyük şehrin. Ama vatandaş mezarlıkta bir şey görse, e, ben arıyor başkan bu mezarlığın duvarı yıkıldı. Büyük şehir e, dedim ya. Sağır ve e, kör şu anda. Peki. Şimdi eğitimle devam edelim. Devam ee, edelim. Şimdi eğitim bilince Kayseri'de 5 tane fen lisesi var. Bunlardan bir tanesi de Tomarca'da yatılı bir fen lisesi. Evet. Tabii buranın başarısını bir tarafa bırakacağız. Onu Milli Eğitim İlçe Müdürü değerlendirsin ama Buradan mesela e, ulaşım noktasında e, sorun oluyor muydu? E, burada çocuklar LGS sınavına girdiler. E, sonra üniversite sınavlarına girenler oldu. Dolayısıyla bu çocukların yatılı kaldıkları için sorunları var mıydı? Bu sorunların giderilmesi noktasında adımlar atılabildi mi? Şimdi öğrenci bizim için çok kıymetli. Evet. Biz o nesli Tomarca'da bir altın nesil yetişsin istiyoruz. Evet. Pırıl pırıl çocuklarımız var bizim. Bunları kötü alışkanlıklardan da korumak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mesela parklarımızda şu anda kameralarımızı aktifleştirdik. 23 kamerayla kameraların bir ucunu emniyete bağladım. Çok güzel. Bir ucu belediyede güzel. parklarımızdaki olumsuzluklardan haberimiz olsun çözelim. Bir tarafta onlar kötü alışkanlıkları ardından şu anda bir gençlik merkezi, gençlik uygulamamız var. Burada da spor okulumuz var, yaz spor okulu. Yaz spor okulumuzda da 350 civarında Öyle bizim civar. 15-16 yaş altı çocuklarımız var. Güzel. Bunların formasıydı, ayakkabısıydı, o altyapı imkanı biliyorsunuz stadyumumuz falan da uygun o konuda. Kapalı ve açık spor salonlarımız var. Hoca görevlendirilmesi Tomarza Spor'daki teknik direktör arkadaşım ve yardımcısı şu anda o çocuklarımıza spor eğitimi veriyorlar. Spor alanlarında da Tomarza'da da biliyorsunuz süper amatörde de bir takımımız geldi bu sene şampiyon oldu. E bunları sürekli destekliyoruz. Bir de bu çocukları eğitim hayatında da arkasında duracağız. Seçimde de söz vermiştim. Kursunu, bursunu eksik etmeyeceğim. Şu anda 20 tane burs veriyoruz. 10 tanesini sağlık bilimleri ve tıp fakültesi okuyana, diğer 10 tanesini de durum önceliğine göre veriyoruz. Daha okullar açılmadı. Bu sayıyı ben 100 olarak düşünüyorum hmm. ve bunu hayırsever koordinesiyle He. yapıyorum. He. Ya tasarruf tedbirleri tabii olduğu ki. için artık belediyeden tabii, tabii, bu tabii. işler zor. Ama ben bunu 100 yaparım. 100 tane öğrencimiz Türkiye'nin neresinde olursa olsun ki Tomarza'da zaten 100 rakamı büyük bir rakam. Tabii ki. Ee, Türkiye'nin neresinde olursa olsun arkalarında bir devlet kurumu, belediyenin olduğunu bilecek. Alo başkanım dediğinde 24 saatte ne istiyorsa emrinde olacak. Güzel. Bu konuda hiç şeyimiz yokmuş. Fen lisesi sınavımız yapıldı geçen. Tomarza'da çocuğumuzun biri eksiksiz, yalnızsız bir sınav kağıdı hazırlamış. Hmm. Bu çocukların önünü açacağız. Tabii. Türkiye'de, Tomarza'da, Kayseri'de bu çocukların sırtında gelişecek. Onlarla birlikte büyüyecek. Onun için ben gençliğe çok özen gösteriyorum. Bizim çiçek gönderme ilk seçildiğim zaman da böyle bir kampanya yapmıştım. Çiçek gönderme yetim sevindir. Hmm. Şimdi eğitim tamam. tamam. Spor tamam. Yetim ama yetim olacak. çocuklarımız var Güzel. bizim. Bunlarla da ilgili 500 civarında çocuğumuzun giyiminde, kuşamında, ben onları teşhir etmediğim için sosyal medyaya atmam. E, giyiminde, kuşamında, hayatlarındaki eksiklerin takibinde bizim sosyal işler müdürlüğümüz aktif hale getirdim. Hı hı. E, o kadar e, bir liste oluşturdular ki eve e, ne kadar para gelir, kaç hane, kaç kişi oturuyor o hanede? Kişi başına düşen gelir nedir? Eğitilen çocuk, engelli çocuk, bunların tam bir e, bende listesi var şu anda. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Ben yetişemediğim zaman da e, çevremizi kullanarak hayırseverler üzerinden hiç eksik etmiyorum. Yani şunu istiyorum: Tomarcılar, ben yönettiğim şehirde aç çocuk yatağa girmeyecek. Güzel. Kalemi olmadığı için okulda üzülmeyecek. Ne gerekiyorsa yapacağız. Cebimizden yapacağız. Hayırsever bulup yapacağız. Belediyede yapacağız yapacağız. Neyle ile yapıldığı çocuğun umurunda değil. Yap yeter ki. Ona o imkanı sağlayacağım. Onun için Tomarzalı çocuklara buradan da seslenmek istiyorum. Türkiye'nin neresine okul kazandıysan git. Yanınızdayız, arkanızdayız. Sonuna kadar hiç boynun bükük olmaz korkma. Kimsenin çocuğundan da aşağı bırakmam seni. Öksüz ol, yetim ol, kimsen olmazsın hiç fark etmez biz varız. Harika. Arkanızdayız. Zengin fakir de ayırmam. Talebenin zengini olmaz. Tabii Her talebe de eşit. Tabii. O konularda da öğrencilerimizle Okul açığımız İlçe. eksiğimiz var mı ilçede? Yok da çok büyük, büyük Şimdi kırsal mahallede okul fazlamız var Sebebi şu Milli eğitimin bir programı oldu biliyorsunuz bakanlığın ee, Öğrenci sayısı belli sayının altına indiği zaman Kapatıyoruz. Okulları kapatıyorlar Şimdi o okulları biz lazım olduğunda vermek üzere hı hı. Milli eğitim bakanlığından tahsisini alıyoruz Onu da e, köy konağı, taziye evi, kültür evi gibi yani dönüştürüyoruz ne? Onun için fazlamız var. Tomarca'da Fen Lise'miz var, Anadolu Lise'miz var. İmam Hatip kız, İmam Hatip erkek. Yani nüfusumuza göre e, Tomarca'da okulumuz yeterli. Biraz planlamadan dolayı vatandaşımız ilk zaman işte evinin yanında okul var ama orası ilk öğretim. Daha uzaktaki bir yerde orta öğretim e, şeyleri var. Yani 4, 4, 4 yani. Evet. Onlar biraz garip geldi ama alışıldı. Tomarca zaten coğrafi olarak yerleşim yeri olarak merkez çok şey değil. Dağınık değil bir şekilde alışıldı. E, şu anda sıkıntı çekmiyorlar. İyi, güzel, e, servissiz, güzel. Servissiz. Servissiz her çocuğumuz gidiyor, geliyor. Bazen ya, işte ben hassas bir dedeyim. Torunları sabahları ben bırakırım mesela kendi İyi. arabamla Maşallah. yıllardır. İşte bir adam hassas babadır. O bırakır ama çocuğu bıraksanız 3 dakikalık yoldur. kendi de gider zaten. Trafikte çok yoğun Trafik değil zaten. Trafik yoğun değil. Gerekli okul güzergahında gerekli tedbirler alınmış durumda. Kasister hmm, Kasistler Kasister Kasistler mesela, tamamlanmış yani. durumda ama e, yine de e, en maksimum dikkati vererek Gözüm arkada kalmasın Tabii tabii. Onların üzerinde. Sağlık alanında da bir bakalım. Şimdi Tomarza'da bildiğimiz bir devlet hastanemiz evet. var. Ee, tabii yeterli mi değil mi bilmiyoruz ama e, Tomarza'nın kırsal mahalleleri de var. Ee, i̇lçeye uzak olan mahalleleri de var. Yakın olan mahalleleri de evet. var. Sağlık alanında şikayet var mı? Şikayet Bunu... var. Şimdi e, mevzuat açısından e, şu anda Tomarza Devlet Hastanesi'nde eksik yok. Mevzuat açısından evet. ama vatandaşımız açısından ben bir Tomarza'lı olarak vardığımda Ortopedi. Sen yok örnek veriyorum. Hmm. Göz yok. Hmm. Şimdi bu benim için bir eksik. Evet. Ama e, bunu ilgililerle geçen de işte Vali Bey e, ziyarete gelmişti. Orada e, pazar gezerken e, bir hanımefendi Vali Bey'e dedi ki bizim burada doktor eksiğimiz var. Şimdi hmm. benim Tomaz halim bir şey eksik diyorsa bana göre o eksiktir. Evet. Ancak açıklama ve mevzuata göre şöyleymiş nüfusu 30 binden aşağıda olan Hani sınıflandırma varmış. Evet. A, B, C evet. ya da 1, 2. Bu kategoriyle e, ayrıldığı için Tomarza'da olması gereken, hani mevzuat açısından olması gereken doktor var. Hmm. Ama vatandaşımızın beklediği talebine göre isteğine tabii, göre tabii beklediği branşlar yok bence de olmalı. Peki arz talep meselesi devreye girmiyor mu burada? Giriyor da mevzuat e, hatta orada vali ve o hanımefendi bir şeyler söyleyince işte eksiğimiz var filan sağlık müdürü de ilgili mevzuatı hatırlattı ve dedi ki bir branşta fazlamız var. Ha. Ona göre fazla ama e, benim vatandaşıma göre eksik. eksik. E, bunu e, mevzuata takılı kalmadan yoğun olan benim de talebim öyleydi sağlık evet. müdürlüğünden de öyle. Ya yoğun olan eksik olan doktorlarımız var. En azından haftada bir bir orta ve gelsin. Güzel. Haftada bir gözlü gelsin. Hatta göz rahatsızlığı acil olmayan insanlar atıyorum çarşamba günü bizim köyümüzün köylerimizin de Tomarza'ya gelip alışveriş yaptığı pazar kurulan gün. Evet. Çarşamba günü bir de gözlü gelsin hastanemize. Hmm. Eğer gerekiyorsa onun altyapısıyla ilgili donanım cihaz konularında da bizlere de yardımcı olalım. Bu harika bunu haftada bir ama çünkü her gün gelse iki hasta için olmaz, o yol gelinmez. Olmaz tabii. Biriktirir yaparız. Bu bunu da, bir yaparız. Yani da bir çözüm mesela yaparız. Yani çözümler ama. Tabii bu da bir çözüm. E, onun dışında hastane mekanımız mekansal olarak e, güzel yapılmış. Ama o, o devasa binanın e, ben daha önce de söylemiştim bina çok büyük ama e, bu kadar sütlü kadar bir yerde de o verilen hizmet şu anda verilebilir. yataklı. Orada sorun yok. İleriye dönük yapıldığı için binamız büyük. E, nüfusumuza göre de e, planlandığı için doktor sayımız yetersiz e, bize yetersiz geliyor onu bakanlığa da varsanız o her şey tamam derler ama Şimdi e, oradaki sorun benim için vatandaş Tomarzalı haklı doktor istiyorsa doktor gelsin Çarşambadan çarşambaya gelsin perşembeden perşembeye gelsin Güzel. çünkü acil değil Göz e, bir hafta 3-5 e, gün beklediği zaman doktor geliyor diye düşünüyorsa bekler bizim insanımız. Evet Şimdi Sayın Başkan tabii Tomarza taşıyla ünlü, tarım ve hayvancılığıyla ünlü bir kent. Artık yaz mevsimindeyiz ve yavaş yavaş Asat'ta başlayacak. Şimdi bütün Türkiye'ye baktığımızda tarım ve hayvancılık neredeyse tırnak içerisinde can çekişir halde. Tabii Tomarza'nın kabak çekirdeği öne çıkar. Evet. Siz de tabii kırsala gittiğinizde, vatandaşla muhatap olduğunuzda yani çiftçilerle var mı sorunları, sıkıntıları? Yani çiftçimizin sorunu elbette var. Şu anda açıklanan e, sırf kabak üretilmiyor bölgemizde. Tabii arpa, buğday, pancar e, bunlar üretiliyor ve açıklanan fiyatlardan çiftçimiz memnun değil. Değil, mutlu da değil. Giderler çok fazla. Beklenti daha yüksekti. E, geçen seneyle bu seneyi kıyasladığınız zaman fiyatlarda e, girdi artışları, girdi maliyetleriyle e, açıklanan fiyat arasındaki artış e, çok uçurum var. Evet. Vatandaşımız ondan evet. mutlu değil. Ayçiçek üretilmeye başlandı bölgemizde ayrıca. Ayçiçek'te de geçen yılın fiyatının da altındayız. Maliyette çok ön, yük, yukarıda. Gübre geçen sene değil. Mazot geçen seneki gibi değil. İşçilik girdileri geçen seneki gibi değil. İlaç ama, değil. Ama ürettiğiniz ürün geçen senenin altında fiyatı altında. var. Bunun için çiftçilerimizde bir rahatsızlık var. Ancak kabak çekirdeği konusu, kabak çekirdeği Tomarza'nın bana göre çiftçisinin sarıldığı Tek liman hmm. Tuttuğu tek dal. Çünkü orada üretiliyor, orada biraz fiyatlar e, şu anda iyi değil ama e, bir borsası oluşmuş hmm. ve gayet de e, belli bir zaman sonra yükseliyor fiyatlar filan bir şekilde çiftçimiz oradan nefes alıyor. Ondaki sorun da şu: Kabak çekirdeği bahçe malı. Hmm. Şimdi tüm tarım ürünlerinde destek var, kabak çekirdeğinde destek yok. Şimdi hmm. öyle olunca. Vatandaşımız onu da bekliyor. Yıllardır da elinde dosya. Kayseri hangi milletvekili gelse, işte kaba üreticiler birliğimiz var bizim. O zaman başkanları değişiyor ama dosya aynı dosya. Ellerinde bir mavi dosya <laughs> alıyorlar dosyayı. İçindeki konu aynı konu. Konu aynı, evrak aynı. Efendim işte biz destek istiyoruz. Nereden? Tarım Bakanlığı. Her gelen e, siyasetçi, vekil adayı, vekil, bakan her neyse, onun sözünü veriyor gidiyor. Ankara'ya varınca o bahçem alıdır. Bahçemalı ama artık işin endüstri tarafı oluşmuş işte onu da bir şekilde tabii, desteklenmeye tabii. ihtiyacı var. Tabii ki. E, desteği de aldığı zaman kabakta kabak yine bizim can simidimiz, simidimiz olmaya devam eder ama desteksiz biraz topal kalıyor. Bir e, marka haline böyle... geldi Tomarza Çünkü, kabak çekimiyle? Tabii ki Tomarza tescili marka Tomarza evet, kabak. Yani. Ama onun marka olması vatandaşımızın destek. E, alırsa daha kaliteli ürün Yapar daha iyi Abi, markalar. Daha motive olur. o tomazı eee kabak daha güzel yetiştirmeye çalıştı. Daha kaliteli hale gelir. Tabii ki. Pancar üreticilerimiz var. Onlardan çok ses çıkmıyor. Çünkü zaman zaman pancar herhalde avans falan bir şeyler Abi, veriyor. Evet. E, öyle olunca onlar ne şikayet ediyor? Ne ben bunluklarını söylüyorlar. Ben pancardan ne şikayet duydum. Ne de ya bu sene çok güzel. İstediğimizi aldık e, diyeni duymadım. Ama buğday üreticisi ve arpa üreticisi şu anda çok sıkıntıda. E, ofis dönümüzdeki günlerde açılıyor. Dün benden telefon etti Zeray Odası Başkanı. Ofisin etrafının toparlanması çünkü oraya tırlar geliyor. Dönmede, işte içeriye girmede falan sorun yaşamasın diye altyapısını da hazırlıyorum. Bu tip şeyler de vatandaşımıza bu benim görevim değil falan demiyorum. Vatandaşımız bir yerde kalabalık oluşturacaksa o zemini mutlaka hazırlıyorum. Ayağına taş değmesin Tomazal'ın amacı mı? Güzel. Ofiste de aynı uygulamayı yapıyorum. Önümüzdeki günler açılacak inşallah ama fiyatlarda, desteklerde hükümet bir ek paket açıklar diye de umut ediyoruz. Ee, gördüğümüz yetkiliye de, vekiline de, diğer bakan yardımcısına da gittiğimiz her de bunları anlatıyoruz. Arkadaşlar çiftçi bu sene zor da haberiniz olsun. Güzel. Hayvancılık noktasında tabii yaylalar artık şenlendi herhalde. Yaylalar Çobanlar şenlendi. aldı sürülerini gitti yaylalara. Evet zaten biz biliyorsunuz yalıları çok sevmeyiz. Bizim işimiz yayla. Evet. Yalılarda <laughs> rahat edemiyoruz. Güzel. Şimdi yaylalarımız şenlendi. <laughs> Yaylalarımızda ancak hayvan sayısı beni özel idarede bu rakamlara bir gün açıklamıştım. Evet. 27.500'dür. Evet. Ya özel idarede açıkladığımdan kasıt şudur. 10 yıl önceden bahsediyoruz. Evet. Şu anda 17.000. Büyükbaş hayvan sayımız. Ya, hayvancılıkta da geriye gidiyoruz. Şöyle düşünün. O ama 17.000 rakam da kötü değil. 17.000 hayvanın olduğu yerde hayvan pazarı yok. Kurban Bayramı'nda açmaya başladım. Pazar yeri de yapılı. Ama bir şekilde tutmamış. Hala tutmadı. Hmm. ya yani çiftçimiz, hayvancımız kendine bazen kendi ürettiğine sahip çıkmadı. Hayvan pazarı var orada. O pazarı kullan. Haftada bir, çarşamba günü alıcı gelsin. Sen de satıcı olarak, üretici olarak çık. Hayvanını sat. Ama öyle yapmıyorlar. Büyükbaş hayvanlarımız hala pazara çıkmadı. Ben de inadıya pazarı açık tutuyorum. Gelene çorba çay ücretsiz. Oh, hey. Hayvan pazarımız Palete geçsin istiyorum. Hı hı. Bir yerde 17 bin tane bu kalem de olsa, 17 bin kaleminiz varsa satmalısınız. Tabii ki. Çünkü satıp yenilemeli. Tabii ki. Ee, bu kahvede olsa satmalısınız. Kurbanda başka, oldu mu bunun karşılığını küçük, alabildiler küçük, mi küçük baş mesela? Küçükbaş hayvan üreticilerimiz pazara çıktı. Ben o pazarı biraz daha... Yaptım. Tabii ilçe kaymakamımız da bu konuda gerçekten genç e, bu işleri bilen bir kaymakamımız var. Bu konularda arkamızda da duruyor. Şehir içerisinde hayvan satışını yasakladık. Güzel. İlçe kaymakamımız da bu konuda net durdu. Öyle olunca zaten e, hayvan alınıp satılabilecek tek yer hayvan pazarı adres olarak orak kaldı. Orada da yine ücretsiz çorba, çay, müşteriye satıcıya hiç aramadan kim gelmişse buna canlandırmaya çalışıyoruz. Ardından hayvancılık yapıyoruz. Tomajda da süt üretilir. Bünyanda da ayranı yapılır. Bünyanın biliyorsunuz bir markası var evet, ayran markası evet, var. evet damızlık birliğine ait. <laughs> şimdi Tomarza'nın sütü varken dünyanın niye var? <laughs> Demek ki bizim bir de entegre tesisine ihtiyacımız var. Tabii yani. ki. Bunlar zamanında ihmal edilmiş konular. Ama biz bunlar şimdi birden birdenbire de onu yap bunu yap elimizde bir seyli değnek yok. Nihayetinde yeni seçilmiş bir belediye başkanı oturduğu gün alacaklılar başına üşüşmüş. Ortada kurumsal bir yapı yok. Belediyede en çok rahatsız boştan falan daha rahatsız olduğum şey şudur. Biz devlet ya özel idare görmüş insan özel idare ne demek okul tabii ki. Özel idare idareciliğin de tabii mevzuatın da okulu tabii ki. Şimdi oraları görüp de o kurumsal yapının içinden çıkıp da Tomarza Belediyesi'ni falan görünce Mehmet amcanın bakkal dükkanı. Abi, Öyle bile değil. Tabii. O kurumsal yapının yokluğu bizi rahatsız etti. Şu anda o kurumsal yapıyı oturturuyoruz. Oturtturmalıyız. başka çaremiz yok. O kurumsal yapıyı oturturduktan sonra da zaten Planlama da yapıyoruz aynı zamanda. Neler yapıp Mesela ben seçildiğim günden itibaren Tomarza'daki 54 mahallemizin e, parke şikayeti var. Hmm. Önce bir tespit yapalım dedim. Hmm. Herkes parke istiyor. Ama bir bakalım hangi mahalle, hangi köy, kaç evet. metre parke noksanı var? Yani kapısının önünde mi istiyor, kaldırama mı istiyor? Gönderdim ekibi. Bir aydan fazla bir süre çalıştı. Şu anda 54 mahallemizin hangi mahallede kaç metre parke eksiği varsa ben biliyorum. Hmm. Planlaması bu. Tamam. Ardından parke ihalemiz olacak. Peki şeyim de var ya yani borcum var ama öyle e, param da var. Alım da yapacağım. Şimdi niye e, arsa satıyorum. Tabii. 3 milyon da eskiden borç ödedim. Geldiğim günden itibaren 3 milyon da borç ödedim. Vay ben hem borcu ödeyeceğim hem hizmet yapacağım. Kasada Kararım, para var mıydı? Kasada para yoktu. Hmm. E, gelen paralardan hmm. idare ettik. He. Hiç para harcamadık. Güzel. Ee, bir de o ara bunu da hazır e, unutmayayım söyleyeyim seçildiğim ay e, mazbat ayı aldığım ay daha önce 9 aylığına benden önceki yönetimin 9 aylığına sözleşmeleri olarak aldığı 48 arkadaşımız var Tomaz'dan çocuğuydu bunlar. 4. Evet. ayın 30'unda çıkmak zorundaydı. ya yani Sözleşmeleri gereği iş Tabii. akitleri bitiyordu. Tabii. Otomatik olarak çıktı. O 48 kişi bir ay notarlı yerine. Bu ara tasarruf tedbirleri de çıktı ya. Evet. Dikkatli alın, evet, izinli evet, alın, evet. işkur üzerinden alın falan. Bir ay oyaladık. Oraya giden maaşlarla da borç alırdım yani. Oh, güzel. Kimseyi işten çıkarmadım. Hmm. Görev değişikliklerim oldu. Hmm. Ama hiç kimseyi işten çıkarmadım. güzel Bir kişiye bu adam yarın sabah gelmesin demedim. Hmm. Ben mevcut olan herkesi ama çalıştırmıyorum. Onları çalıştırmak da benim görevim. İşini yaptığı sürece de kimin oğlu kimin kızı hangi partili bir etnik yapısı nedir filan ben hiç ilgilendirmez. İşini yapana her zaman kapımız açık. O kurumsal yapıyı oluşturduktan sonra hizmet üretmek lazım. Şimdi hem plan yaptık hem kurumsal bir yapı oluşturuyoruz. O kaybolan disiplini yerine koymaya çalışıyoruz. İş disiplinden yoksun bir belediye haline dönüşmüş çünkü. Ve bir parça da belli e, her şeyle tamam diyemem ama bey hedeflediğim belli bir noktaya da getirdiğimi sanıyorum. Bundan sonra teşhis Aşamamız bitti. Tedavi aşamasındayız. Noksanlarımızı az çok biliyoruz. Bütçe imkanı nispetinde öncelik hiyerarşisine uygun bir şekilde sırayla sorunları 5 yıla yayıp çözeceğiz. Hani vardır ya, özel idaredeyken bizim şeyimiz vardı, sen bilirsin. Strate stratejik plan toplantımız vardı. <laughs> Strateji, zaten askeri bir deyim biliyorsunuz. Hedefe giden yok. Evet. Planlanması da, plan da planlanmasıydı. Şimdi stratejik planımız 5 yıl tamam. Peki performans olacak performans da beşe böldüğünüz zaman her bir yıla yıllık performans lazım. Şu anda benim performans göstereceğim alanlar belli. Hmm. Bu yıl performans bunlara göre hedeflerimi koymuşum ama bu tabii ki milletimizin 20-30 beklentisi varsa 15'ini yapıyorum. Bütçem bu kadar elimde sihirli değnek yok. Ardından da senenin sonunda faaliyet raporum gelecek kendi kendimize anlatacağız bunu yine böyle anlatacağız performans göstereceğimiz alanlarda hangilerinde performans gösterdik, faaliyet gösterdik bunları bir netleştirelim. Ne kadar harcadık? Neler yaptık? Bir kendi kendimize bir iç muhasebeyi birlikte paylaşacağız. Burada gelen giden dostlarımla da belediyede paylaşıyorum zaten. Yani bunu doğru anlattığınız sürece başarılı olursunuz Ardından kesin hesabını zaten. anlatıyoruz. Biz bu sene şu kadar para, para harcadık. Şu kadar miktar para harcadık. Bunu da sitemizde yine şu şu işleri yaptık bu kadar da para harcadık kasamızda bu var borcumuz şu kadar oldu diye net hesap verebilen şeffaf dediğimiz belediyecilde buraya oturur. Bu da kurumsallığın bir parçası. Evet. Bunu da buraya tutturacağım. Güzel. Şimdi biz şehirlerde, sanayinin olduğu şehirlerde grev sözcüklerine falan çok alışkınız ama ilçelerde böyle bir sözcükle hiç karşılaşmamıştık. Tomarca'da bir tekstil fabrikamız var. Evet. Dolayısıyla bu tekstil fabrikasında çalışan işçiler grev hakkımızı kullanacağız dediler ve greve gittiler. Evet, Eski öyle. başkan döneminde. Şimdi tabii o işçiler işten çıkartıldı vesaire bir şey oldu. En son tekstil fabrikası kapatıldı diye evet, biliyordum. doğru. Şimdi ne durumda bu tekstil fabrikasını ne yapacaksınız? Yani istihdamın korunması açısından ne gibi planlama yaptınız? Fizibiliteniz ne yönde? Şimdi tekstil fabrikasını öncelikle ben göreve geldiğimde e, mevzuata uygun olmayan bazı olayları gördüm. Evet. E, konuyu mahkemeye taşıdım. Hı hı. Mahkeme bir bilir kişi birkaç Atadırı. bilir kişiyle bu işi hakim nezaretinde geldi. Hı hı. Çünkü orası şöyle bir yerde bina Tomarza Belediyesi tarafından yapılmış. İş donanımı Kayseri ve e, yine Tomaz'a Belediyesi belediyeleri tarafından iş donanımı sağlanmış. Arkadaşlar da görüntü vardır. Girebilirler. E, hazır. Her şeyle hazır. Hı hı. İşi bilen bir adam kumaşını getirip ve dikecek. Hı. Bant bant yapılmış. Harika. Son teknoloji. Makineler alınmış. Ama o bir organizasyon eksikliğinden bir çeşitli sebeplerden artık oralara girmek istemiyorum. Dedim ya biz Aynen. gözümüzün Aynen. önüne bakacağız. E, Hakim nezaretinde bunların makinalarını tek tek sayımını yaptırıp teslim aldım. Mahkeme kararıyla aldım. Şu anda içine girdik. E, bugün encümenimiz vardı. Encümende de ihale kararımızı aldık. Hatta e, onun da ihale tarihini de söyleyeyim burada tabii, da tabii, buyurmuş tabii, olalım. Tabii, tabii. E, 26 Temmuz Cuma günü saat 11'de ihalemiz var. Tekstille ilgili tekstil. Açık artırma. açık artırma tabii. Güzel. Biz oraya siyasi bir müdahaleden uzak tutacağız orayı. Kiracı gelecek alacak. Tabii ki bunun çeşitli sözleşmemiz var. Kendimizi de orada çalışan Tomar yani Ben Tomar Alın tek kör kurşunu kimseye yedirmem kardeşim. Başka, çok özür İstanbul'dan verin. gelir, Ankara'dan tabii gelir ki. ama teminatını verir. İşçimin parasını ha. vermedi. Ama işçi Kaç lira değil. bedelli açmayı planlıyorsunuz burayı? önümüzde şu anda muamma bedel eee 90 bin lira, 90 bin TL aylık. Bu bizim ihale çıkış, çıkış rakamınız. Güzel. Tüm, yani şu anda orada 25 milyon lira değerinde yeriyle birlikte bir tesis var. Kaç kişi istihdam edilebilir orada? Orada istihdam şöyle 250'ye kadar sayı olarak istihdam edilebilir. Çok güzel. Ancak öyle hayaller büyük oluyor, Aha. büyük başlıyorlar olmuyor. İş adamı orada mesele şu. Hı hı. Sayı 50 olur 100 olur. Zaten o firma oturdukça kendini artırır. Kendini artırır. Evet. Biz sayıya takılmıyoruz. Evet. Benim şartnamemde şöyle şeyler var. Bir, birinci yıl Tomarza'da %50 kişi orada çalışan her 10 kişiden 5 kişi Tomarza'lı olmak zorunda. Güzel. İkinci yıl yüzde yetmiş beş, üçüncü yıl yüzde yetmiş olmak zorunda. Bu benim olmazsa olmaz. Tamam, kriterlerimiz bu, bunlar. Bunu burayı kiralayan arkadaşın imzaladığı sözleşmedeki maddelerden bu olacak. biri bu var. Güzel. Şimdi daha önce vatandaşımızı çalıştırmış, insanlar İstanbul'dan, Ankara'dan evini dağıtmış gelmiş ki Tomarzi'ye fabrika açıldı orada çalış. Çünkü o sektörün personeli ayrı. Tabii. E gelmiş, çalışmış, parasını alamamış, bilmem ne yapmış. O insanları tekrar o hale düşmesin. nihayetinde kiraya veriyoruz. Biz ve o, bu, diğer arkadaşlar çok müdahale etmiş ama benim hiç mücadele, müdahalem olmayacak. Kim çalıştırıyorsa çalışsa işçinin parasını verecek. Vermiyor mu? 2 milyon teminat olacak. İş icra verecek. Bendeki teminattan Ama onu alacak. Ya Tomazalı'nın tek kör kuruşunu Ankara'dan, Çangırı'dan, Çorum'dan gelip de öyle çarpıp gidecek baba it olmaz. Harika, çok Onlara güzel. fırsat vermem. Makinamı kullanacak nihayetinde. O makinanın da bir e, yıpranması var. E, öyle olduğu zaman o yıpranma şuradan buradan doğan haklar içinde ayrıca yine teminatlarımız var. Yani şunu özen gösteriyoruz. Tomazalı'nın her kör kuruşuna sahip çıkacağız. Orada üretim artsın. Orası çünkü bayan ağırlıklı. E, sektör bayan ağırlıklı bir sektör. Bayanlarımız hayata katılsın, dahil olsun. Bizde bayan emekli sayımız çok az. Sebebi şu iş hayatında bayanlarımız olmadığı için şu anda gelin tam harcada emekli sayısının yüzde birini geçmez bayan emeklilerimizin. Hayata dahil olsunlar. Tabii. Hanım üretirse Tabii. yuva daha güzel oluyor. Tabii. Erkek ürettiğinin yarısını kahvede falan harcayıp geliyor. <laughs> güzel. Onun için hanım da olacak ki çocuğa yansısın. Çok güzel. Ben Başka şey dahil edeceğim. E, i̇haleye rağbet var mı şimdiden? Yani e, Gelen giden var. Ben şu anda belediyedeydim. Bu dördüncü e, oldu. Öyle Geliyorlar. Mi? Çok güzel. Geliyorlar. Çok güzel. E, mekanı gezdiriyor arkadaşlar. Şey mi peki e, dışarıdan mı yani Tomarca dışından illa ki Kayseri dışından mı? Gelenler dışarıdan Gelen mesela? bir tanesi Güneydoğu'dandı. Bir tanesi Ankara'dan. Bir tanesi Aa, İstanbul'dan hatırladıklar. çok güzel. E, Kayseri'den daha kimse gelmedi. Hmm. İşte onun ilk duyurusunu da bugün yapıyoruz. Önümüzdeki günler yine reklamlarıyla e, yani sosyal medya hesaplarımızdan falan da sürekli sıcak tutacağız. Güzel. Mesele orayı 90 liraya kiraya vermek değil. Zaten bakarsanız miktar kira miktarına. Düşük bir miktar çok aylık. ucuz evet. Çok Yıllık ucuz. 1 milyon 100 bin lira evet, gibi bir ucuz. şey yapmıyor bile. Ucuz. Ama burada amaç o madem öyle bir tesis yapıldı o tesisi çalıştıran da para kazansın. Orada çalışan benim Tomarza'lım da para kazansın. Adam daha çok kazansın ki 100 kişi değil 150'ye çıkarsın kapasiteyi. Daha çok işçi. E, öyle olunca Tomarza'da işsizlik bizim Tomarza'daki en büyük sorunumuz işsizlikti. Evet. Ben az adaylık sürecinde bu tespiti yapmıştım. Ee, ...geldiğim ilk dönem... ...işsizlikle mücadele masası diye bir masa kurdum. Hmm. Şimdi bu tekstil o, fabrikası dışında nasıl açmayı işte planlıyorsunuz onu söylüyorum, bunu? Onu söylüyorum. Bu tekstille ilgili değil bu söylediğim. Anladım. Ee, şimdi Tomarza'da ...işsizlik envanterini çıkardım. Tamam. İşsizimiz kim? Kadın erkek? Ayrı? Tamam. Eğitim durumları nedir? Heh, güzel. Basıpları nedir? Çok güzel. Şimdi şunu gördüm. Kayseri'de... E, Deterjan firması var, bilindik bir marka. Organize sanayide evet. geliyor, işçi istiyor benden. Diyor ki ben servisini getireceğim. Vay. E ne güzel. Bir mobilya firması getiriyor. Ben serviste bırakacağım. Taşmacılık yapacağım diyor. E, i̇şte sizin de bağlı olduğunuz e, bir şirket. Evet. Tomaj'da zaten üç tane serviste taşıma yapıyor. Evet. E şimdi biz bunları çoğaltabilir miyiz? Çoğaltabiliriz. O zaman işte oradan buraya kaynak aktardık biz. insan kaynağı. Vay. Şimdi 170 kişi iş başvurusunda bulunmuş. Ben seçildiğim bu masayı kurduğum günden Vay beri. Çok güzel. E, i̇stihdam iş İstihdam valiliğin istihdam fuarı vardı. Evet. Oraya biz şey getirdik. İşsizlerimiz ilk orada başladık buna. Hı -hı. Vali Bey bu işte baktım. Gayretli. Evet. E, Hoşta bir şey yani orada işi gördüm. Tabii tabii. 37 kişiyi o fuarda işe başlatmışım ben. O Aa. fuardan sonraki bir hafta 10 gün içinde. Ama Tomarza'da ikamet ediyor. Tomarzalıdan evet, bahsediyorum. Çok güzel. Şimdi Çeşitli sebeplerle işe gitmeyen adam, ben burada 37 kişi başlamış değil aslında, 67 kişi başladı. Hmm. 37'si, bizde bir işsiz e, envanterimizde adı kayıtlı ama iş beğenmeyen bir grup var. Hmm. 30 kişisi geri gelmiş, 37 kişi şu anda orada faaliyette. Bu belediye aldıklarım hariç. Harika. Mensimlik işçi olarak da toplam <laughs> 32 kişiyi de tekrar ben iş aldım. Şu anda 69 kişiye seçildiğim günden beri iş vermiyor. sağlamış oldunuz. 69 kişi. Bu da iyi bir rakam aslında. <laughs> bu yaptığınız da iyi bir gayret bu arada. Neredeyse 170'de 69 işte. 170'in 69'unu yerleştirmiş. 101 kişi kalmış yani. 101 kişi Ve kalmış. Ve bunu tekstili düşünün bir. 50-60 kişiyle başlayacak. Yani işsiz sayımızı sıfırlamaya getireceğim. Düzel. Sadece Tomarza bir adam Suna inanacaksınız ki ben işsizim diyorsa iş beğenmediğimden işsiz. Ki bu bir anlamda da göçün önüne <laughs> geçme hamlesidir. Zaten yani... Zaten en büyük sorunumuz göç. Göçün de tetikleyen tek şeysi işsizlik diye tabii. düşünüyordum. Tabii tabii. Doğru bunun içinde gerçekten işsiz insanımız var. Aş kovalayan ekmeğini kovalayan insanımız var. Onların önünü sonuna kadar açacağız. Kapasitesi neyse, eğitimi neyse kendine uygun her işi ona vereceğiz. Peki. Bunun da arkasında duruyorum. Gerekirse belediyenin aracıyla gönderiyorum. Gidin ilgili organize sanayideki o firmaya. Götürün arkadaşlar yüz yüze görüşmeleri sağlayın. O koordinasyonu biz yapıyoruz. Onun için görevlendirdiğim bir arkadaşım var ki, ateş parçası gibi. Bu iş de gayet güzel yapıyor. Biz Tomarza'da işsizliği dibe vurduracağız. Güzel. Çünkü Tomarza'da çalışmak isteyen herkese şöyle düşünün. Daha biz Mimar Sinan Organize'ye başlamadık. Hmm. Adam Belsin'de oturuyor. Mimar Sinan Organize'de çalışıyor. Arası 45 dakika bir oturan adam, Mimar Sinan organize 21 dakikada geliyor. Daha güzel, daha kolay ulaşıyor. Fabrikacı için daha de yarı ulaştık. yarıya indirim. Çok güzel. Servis Tabii. fabrikadan çünkü. Tabii. Ama biz oraları hep kapalı görmüşüz, anlatmamışız. Hmm. Şu anda bu e, işsizlikle mücadele masamızla birlikte biz bunu her gelene anlatıyoruz. E, eskiden hep şey olmuş, benim oğlumu kızımı belediye al. Belediye asgari ücretten maaş verir, öyle yemende de cebinden yersin. Tabii. Fabrikada adam asgari ücretin neredeyse iki katı veriyor. Evet. Sabah seni evinden alıyor, işe getiriyor. Evet. Akşam evine bırakıyor. Öğle yemeğini veriyor. Evet. Ya niçin orada belediye kovalanır ki? Evet. Ama bu fark anlatılmamış. Evet Şu anda bizim... Alıştırılmış toplum aslında bu masa başına da bir taraftan. Da. Ya masa başında olacak adam başımızın üstünde yeri var ama ilkokulu bitirmiş. Evet. Evet. Elinden her iş geliyor. Ama gelmeyen tek iş kalemdir yani. Evet. Kalem işi, Tabii eğitim ki. işidir. Tabii ki. E şimdi o adamı fabrikaya getir. En baba, usta başı olabilir. Tabii ki. Ama nihayetinde hep mavi yakalı. Tabii. Eğitimle orantılı. Biz de herkesi çalışabileceği alanlarda Tomaz Hanım'ı hiçbir yere getirip de böyle rencide edecek, ezecek işlerde çalıştırmam. Peki. Onu da takip ediyorum. Hiç sıkıntımız yok Güzel. Okumda. Şimdi birçok konuyu konuştuk tabii. Artık programı da yavaş yavaş da sonuna doğru da geldik. Bir de insanları eğlendirelim istiyoruz. Tabii eğlendirelim. klasikleşmiş bir Dadaloğlu şenlikleri var. Bu <laughs> en zor soru o şu anda. Tabii. Ee, oraya da bütün siyasi partinin bileşenleri gelir. İl başkanları evet. gelir, milletvekilleri gelir. Tırnakçına için lafazanlık yapar giderler tabii. Şimdi tabii tasarruf tedbirleri var bir tarafta. Evet, Burada işte, sıkıntı. yani şanssızlıktır. Sizin dönemize de denk geldi. Yapabilecek misiniz Dadaloğlu şenliklerini? Çünkü Dadaloğlu şenliklerini biz yapmak için var gücümüzle gayret ediyoruz. Çünkü Dadaloğlu'na verilmiş sözümüz var. Ben hmm. İmam Hatip e öğrencisiydim yıllar önce. Hmm. Yani bundan 40 yıl önce. Dadaloğlu şenlikleri yeni kuruluyordu. Ben oranın şiircisiydim. Aa, şiir Orası evet o zaman e, kulakları çillesin. Ali Aslan diye bir milli, eğitimiz, bir milli eğitim müdürümüz vardı. Hmm. Aynı zamanda kaymakamlıkları da vekalet edilirdi. Kaymakamlar etmezdi. Kaymakam gidince Birim müdürlerinden biri ve Ali abi, Ali Hoca Bakan, derdi, evet. her şenlikte çağırdı. Gel bu şiir senin, Derviş Paşa'nın şiirlerini bana çok okuturdu. O zamanlar o şenlikler bizim. Bir anısı var. Sizin anısı için. da var, bizim için kıymeti de var, her şey var. Biz onu Dadaloğlu adına artık bölgenin şemsiyesi olarak Tomarza, Sarız, Pınarbaşı, Tufanbeyli o bölgenin şemsiyesi, ha. şemsiye bir ismi olarak düşünüyoruz. Ha. O şemsiyenin altına. Bütünlük hale getirdiniz. Tüm Tomarzayı, tüm, tüm Tufanbeyli'yi, tüm Pınarbaşı'nı, hmm. Sarızı, gelmek isteyen Kayseri'deki tüm ilçelerimizi o şemsiyenin altına Vay. toplayacağız. Sebebimiz şu: burada birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. İnsan olarak birliğe beraberliğe ihtiyacımız var. Bölün, bölünerek bir yere varamadığımızı görürüz, Bölünenler de görüyoruz. Onun için biz bir arada olacağız. Siyasi etkilerin dışına taşıyacağız. Ben geçen bana gelmişti Dadaloğlu'nun derneğinden de arkadaşlar. Onlar da söyledi. Dadaloğlu'nda siyaset yapan Dadaloğlu'na ihanet eder. Güzel. Ben belediye başkanıyım. Siyaset yapmayacağım. Bir si siyasi temsilciyim. Siyaset yapan adamada mikrofon bana kalırsa ben vermem. Hmm. Orada Birlik, beraberlik, şarkılarla, türkülerle birbirimizi anlayacağız. Hmm. E Dadaloğlu'nun kişiselliğiyle ilgili, kişiliğiyle ilgili. Şimdi bazı konularda artık e, bilinçlendirmek için de bana göre e, toplantılar yapmak lazım. Yani tabii. hani Dadaloğlu Şenli demek ki ünlü türkücüyü getirip de orada şarkı türkü söylesin ki. değil. Değil tabii ki. Onun içerisinde bilimsel anlamda. Tabii Adam doldurabilmek, tabii. doldurabilmek. Tabii ki. O haftayı Dadaloğlu haftası olarak kutlayabilmek ama onun içerisinde kültür, kaynaşma, tabii. bir arada olmanın hazını insanımıza yaşatabilmek. Tabii. Dadaloğlu bizim sembol bir is ismimiz. Ee, evet tasarruf tedbirleri var ama benim niyetim biz onu e, gerekiyorsa belediye ödeyemiyor ise ki onun Aha. ilgili yazısını yazdım cevap bekliyorum. Aha. Belediye ödeyemiyor ise başka türlü. E, hayırseverlerden, zenginlerden, bağışlardan bir şekilde biz onu e, yaparız. Dadaloğlu'na yakışır şekilde de yaparız. E, biz Dadaloğlu şemsiyesini tüm Türkiye'de o hafta konuşulsun istiyoruz. Ama güzelliklerle konuşulsun Tabii ki. istiyoruz. Siyaset yapıldı, o buna bunu ciddi diyecekse gitsin herkes mecliste. Hep böyle oldu başkanım. Yani geçmiş dönemlere bir bakıyorsunuz, Dadaloğlu'na şenlik yapılır. Şu siyasi şunu söyledi diyerek o şenlik hep gölgede kalır. Doğru söylüyorsunuz. Mecliste konuşsun. Tabii. Gelsin televizyonda konuşsun. Tabii ki, tabii ki, Milletin tabii. birlikte beraberlik ihtiyacımız tabii olduğu ki. zaman bir araya geldiğimiz yerde huzurumuzu kimse bozmasın. Bu tabii İyi ki. Parti, CHP, MHP, hiç AK Parti hiç fark etmez. Evet, evet, evet. Huzuru bozanı teşhir ederiz. Çok güzel. Onlar da buna uyar zaten. Evet. Düzenleyenler de bu konuda siyasi davranıyorlardı. O günkü yönetim MHP'deyse işte ben hatırlarım işte o zaman anavatan evet. iktidardı. Babam da anavatanın ilçe başkanıydı. Namık Kemal Zeybek, Mehmet Yazar gibi. E gelince bakanlar kurulu üyesi bir adam bakan gelince ne yapar? Hükümetin icraatını anlat. Öyle bir da çıkar. Muhalefet o da eksiğini anlatır. Oldu sana siyaset işte. Yıllardır bu böyleydi. Ama hükümet ne icraatını anlatsın orada? Ne muhalefet sıkıntısını anlatsın. Herkes farklı farklı yerlerde anlatsın. Anlatacak mecra çok. Orada güzellikleri paylaşalım. Bir arada olalım. Kardeşliğimizi, hukukumuzu daha sıkı hale getiren derdim o. Onu da yapacağım inşallah. Ee, bu konuda da vali bey e, konuyu götürüyorum çarşamba günü yarın. E, Onun da fikrini alacağım. Çünkü vali bey bu konularda gerçekten e, duyarlı. Tabii. Toplumun birliğine, beraberliğine özen gösteriyor. İlçe Kaymakamımız da bu konuda aynı e, düşüncedeyiz, birlikteyiz. E, birlikte olunan her şeye destek veriyor ki e, mesela bizim son zamanlarda yaptığımız e, seçimde verdiğim sözlerden biri bizim hanımlarımıza hanımeli tesisiydi. Hı hı. Cumhuriyet Meydanı'nda harika bir tesis yaptım önümüz. Bu ayın sonuna doğru açacağım önümüzdeki günlerde Açılışını yapacağız. E, kaynak Vali Bey. Hmm. Oranın paraselinde yüksek bir bölümde sağ olsun Mahalli bey karşıladı. Orada kapalı bir pazar yerimiz bilmiyorum arkadaşlar da resmi var mı ama kapalı bir pazar yerimiz. Pazar yerinden kasıt şu. Köyde üreten hanımlarımız peynirini yoğurdunu, hmm. yumurtasını köy pazarından bahsediyorum. Güzel. Yan tarafında Doğal, hanımlarımızın, hanımlarımızın yani. kullandığı mescit, lavabo, çocuğuna bakım yapabileceği özel çocuk odası e, Yine içerisi çok lüks şekilde Kütüphanesiyle televizyonuyla döşenmiş Önü Cumhuriyet Meydanı çok Şimdi şöyle oluyor otobüs bekliyor Eşiyle geliyor Kimi hastaneye gidiyor ki Herkesin bir işi var Bu ara hanımlarımız bizim Tomarza'da Oturabileceği hiçbir yer yok Arabada soğukta bekliyor sıcakta bekliyor Oturacak bir yer yok erkek her yerde sığıyor Tomarza'da Hanım kucağında çocuk İşte onlara o mekanı söz vermiştim İlk işimde verdiğim o sözlerden biri oydu Onu hayata geçiriyorum Orada da çay üç tayla Vay. Yine mesela Tomarza Enceli Çavuş Parkı'nı belediye bünyesine aldım. Bilmiyorum resmi var mı ama e, maç plan seyrediyoruz. yayınlamıyor musun sen? <laughs> Yayınlıyor mu? Tamam. tamam. Maç tamam. plan seyrediyoruz. E, i̇şte orada da görmüşsünüz diye söylüyorum. Orada da büyük bir park. Belediyemizin ha, Evet, Burası, evet belediyemizin bünyesini aldım orasında yine. E, orada da yine çay 3 TL. Çok güzel ya. E, yanına dondurması, çorbası. E, kent lokantasına dönüştüreceğiz ama o yaz sezonundan sonra... Ha. Bizim e, üniversite e, öğrencilerimiz var biliyorsunuz. Evet. Kaç öğrenci var başkanım? var. 360 öğrenci var. Çok güzel. E, ayrıca e, ikili öğretimden dolayı da diğer öğrencilerimiz öğleyin bizde yemek sıkıntısı çekiyor. Bir tarafta 20 liraya e, çay gözleme yiyebilecek ikisini birlikte. Öbür tarafta pizzasını hamburgerini yiyebilecek. Harika Ve harika bir mekan. Bu mekan benden önce oluşturulmuş. Oluşturanların ellerine sağlık. E, yılların oluşturduğu bir mekan. Ama son yönetimde buraya... Güzel bir peyzaj çalışması yapmış. Eksiklerini de biz tamamlıyoruz. Mekan burası. Siz de beklerim orada. Geleceğiz, çay 3 geleceğiz zaten Tomarzda. Orada çay ucuz, orada edeyim çayları. <laughs> güzel. Peki Bu mekanları daha da geliştirerek yani artık Tomarzalının sosyal hayat eksikliğini de gidereceğim. O kaynaşmayı sağlayacağım. Burada ayrıca hanımlarımız yine aile yerimiz ayrı. Kendilerini daha rahat hissetsinler diye bir zabıtanın da kontrolünde onlar güvenlik içerisinde. Ya artık e, Tomarza yaşanabilir bir ilçe olsun istiyorum. Şuna inanın Tomarza çok güzel oluyor. Umarım. Peki başkan çok teşekkür ederiz. Ya bitmedi yani, dur dur öyle çağırıp yani hemen son sözlerinizi olma, alacağım yani. Son son sözlerinizi ve de alalım e, şöyle yapalım. Da son söz deyince aklıma kötü şeyler geliyor. Buradan Tomarza'ya gideceğim. <laughs> Şimdi buradan hem şeylerime e, bunu not olarak almışım. Buyurun. Her zaman fırsat bulup söyleyemiyorum. Tabii buyurun buyurun. Bizim e, Tomacada doğal gaz işi altı e, yıldır var. Ha onu unuttuk evet. Evet. Buyurun doğal gazda buyurun. E, Tomazan büyük bir bölümünde aslında doğalgaz gaz kullanımı Hı var. Aha. Ancak bazı mahallelerde imar planı noksanlığından e, doğal gaz götürülememiş Doğalgaz şirketinin usulü şu: götürdüğü doğal götürdüğü yerde e, mutlaka imar planı istiyor, yol belli olsun istiyor. Tabii. Bugün yol olarak kullanılan yere yapar, yarın imar planında orası orası ev olur, olursa... altında kalır plan evet. kaygısı var. Haklı da kaygı. Evet. Şimdi biz bu konuda 18 belediyeler 18 uygulayarak bu konuyu çözebiliyor. 18 uygulama benim açımdan masraflı bir iş. Hı -hı. Ödüyorum da masrafını. 600 bin TL her 18 uyguladığım alanı ödediğim ortalama fiyat, Hı -hı. Ödedim 3 tane. Hiç sorun yok. Hı -hı. O halde yaptırıyorum Kayseri Valili çevre Şehircilik Değişikliği'nden bu plan yapılamaz geliyor. Vatandaşlarımız bunu bilsin. Onun mücadelesini hmm. veriyoruz. Şu anda imar konusunda. Peki niye geliyor bu Sarı Mehmet mesela? Niye geliyor oradan? Bu rapor niye Şimdi geliyor? Şimdi devlet orada bizim gibi düşünmüyor buradaki arkadaşlar. Aha. Orada 20 25 tane ev yapılmış zamanında ama plansız bir şekilde tamam. yapılmış ama 30 yıl önce 20 yıl önce yapılan hmm, yapılar bunlar. Tamam. Diyor. Bunlar diyor yazının içeriği o. Bunlar burada ev yapması bunlara herhangi bir hak vermez. Kardeşim Aha. vermez de ya yık o zaman adamı evet. getir başka yere evet. ya doğal gazını ver. Ya da imar affıyla birlikte zaten bunları... İşte affetti. orada sorun orada. Bizim köylümüz bazıları imar affını kaçırmış. He. Bir şey olmaz evimizi elimizden alacaklar He. falan diyerek belki de öyle niyetli olanlar var. Ama ondan sonra Pusatlı köyümüzün ortasında burası Sarı Mehmetli gelen. Evet. Ama takip ediyoruz. Sarı Mehmetli hemşerilerim de rahat olsunlar. Sonuna kadar takip ederim Hiç korkmayın. Yani oraya doğalgaz gitmeyecek anlamına gelmiyor gitmeyecek bu. Gitmeyecek olur mu? Tabii. Gitmesi için ne yapacak yapılacaksa onu sonuna kadar yaparım. Güzel. Ancak şu anda durumdan da haberdar olsunlar. olsunlar evet. Meselelerini bilsinler. Takip ediyorum. E, ardından Pusatlı köyümüz var. Tomarza'ya doğalgaz gelmeden Pusatlı'dan geçti zaten. Ana hat Pusatlı köyünün tam ortasından geçer. Evet. Ama köyün imar planı 6 yıldır yapılamamış, yapılmamış. 6 yıldır köyün ortasından geçen doğalgaz köylünün kullanımında değil. Onu da imarını yaptırıyorum. Yine yol güzergahında Şiraz var. Gülveren köylerimiz var. Yani doğalgazın içinden geçtiği, yanından geçtiği tüm köylere öncelikli olarak imar planını yapıyorum. Paraysa para. Evet. Takipse takip. Ama bu köylerimiz benim hedefim 9. ayda doğalgaz kullansın. Evet. Bu, ha, bu arkasından biz bunları yapıyoruz filan diye sosyal medyaya atınca şöyle oluyor. Onun arkasında bir köy daha var. He, Şimdi da Şiraz'ın arkasında Kapukaya var. He. Şimdi bizim köye niye yapılmıyor <laughs> filan diyorlar? Gülverenin arkasında Kızılören var. Hmm. Yan tarafta İncili var. Şimdi önce içinden geçen yapılacak ki oraya geldiği zaman onun son köyüyle senin son köydeki son evle sana yakın zaten sınır gelişiyor Sana ondan sonra yapılacak. Tabii. Onların da. İmar planlarına başladık ama asıl e, yoğunlaştığımız öncelikli borunun geçtiği A planı borunun geçtiği ardından da e, yine e, o bölgede doğalgaz alma ihtimali olan doğalgazı biz vermiyoruz. Tabii ki. Doğalgazı doğalgaz şirketi veriyor. Yani Ancak bile... doğalgazın mazeretini, şirketin mazeretini ortadan kaldıracağım ben. Bu iş biraz sabır istiyor. Yani, daha e bu, aynen yani öyle. dolayısıyla bu vatandaşlardan sizde biraz sabır, sabır istiyor. Tabii. Bana da güven istiyor. Güzel. Aslında sizin çok zenginleriniz de var mesela Pusatlı dediğiniz köyde. Evet. Mesela Bu parayla olan bir iş değil. Türkiye'nin önemli sayılı zenginlerinden Öz ailesi, Var. Öz İlhan mesela. Ama bu parayla olan bir iş değil. değil. Bu 6 yıldır yapılmamış. Benim evet. kucağımda bulduğum işlerden biri. İh, i̇hmal edilmiş aslında bir ee, bakıma. Yani üzerine ya da düşünülmemiş, düşünülmemiş işler. Ya eskiye dair benim çok anladım, eleştirim anladım, anladım anladım anladım. Ee, burada asıl olan şu. Her sevgili hemşehrilerinden şunu rica ediyorum. Elimde sihirli değnek yok. Makul olan her talebi zaten yapmak için elimizden geleni yaparız. Biraz sabır. İşte ilk seçildik. Ya bu Tomarza'da yaşadığımız işte en çok gelen şikayet çöp ve ot şikayeti gelir biliyor musun ilçelerde? Ee, bu da Mart ayının sonlarına doğru ilaçlanırmış normalde. Biz hmm. o zaman belediye başkanı değiliz. Şimdi <laughs> e, büyümüş artık ormanlık olmuş her taraf. Bunu da biçmeyle bitiremiyoruz. Oh. Çok efer sarf ettik. Hala da onları temizlemeye devam ediyoruz. Artık şikayetler azaldı. Seni öyle şeylerde yaşamayacaklar. Çünkü o ilaçlandığı zaman zaten çıkmazmış. Hmm. İki tane işçiyi gönderseniz... Tomaz'a ilaçlar. De. Eğer onu zamanda ilaçlamaz iseniz... E, ot ilacını atıp da otu öldürmezseniz... Bu sefer 30 kişiyle 3 ay çalışıyorsunuz. <laughs> e, biz bu seçim arasına denk geldiği için o zaman ben görevde yoktum. Mevcuttaki arkadaşlarımız aday evet, seçim unutmuş, telaşına gitmiş. da arkadaşlarıma da yine çıkıştım. Belediye ya belediye seçimine adaylar girer. B bürokratik ne işi var? Bu işi burada çalışan memur arkadaşlar, işçi arkadaşlar yapmalıydı. Yani tabi, Park bahçeler müdürü halledebilmeli. Yapmalıydı umurxa, yapmamışlar. Tabi. Orada da bir eksiklik olmuş. Hemşerilerimiz rahat olsunlar. Nerede ne sorun varsa gücümüz yettiği kadar, bütçemiz yettiği kadar yanlarındayız. E zaten tüm sosyal aktivitelerinde de birlikteyiz. Bizim belediye bazen bir buçukta falan kapanır gece. Hmm. Şaka olsun diye söylemiyorum yani. yani. Evet, çalışıyorsunuz. E başka çaresi yok. Evet, anca yetişir. E zaman zaman yorucu da olsa keyifli. Evet. Hizmet etmek çok keyifli bir şey. Hele işini yaptığınız bir hacı anne, bir hacı baba Allah razı olsun diyerek böyle gözü ışıl ışıl gidiyor ya. E bütün yorgunluk, alıyor. bitkinlik hiçbir şey kalmıyor. Çok keyifli bir şey. Kadrom gayet şu anda yerinde çalışıyor çocuklar. E belli bir mesafeye getirdik. Arka Tomazalı hemşerilerim hiç çok onlarda sıkıntıya girmesinler. Eksik neredeyse hiç gözünün yaşına bakmam. Toparlarım. Güvensinler bizlere yeter diyorsunuz. Yeterli. Peki. Oradayız. Peki. Bir telefon kadar da yakınsa onu da söyleyeyim. 30 yıldır kullandığım telefon şu andaki belediye kart kartvizitinde de hala basılı. Vay, o güzel. hiç değişmedi. İnşallah da bundan sonra da değişmeyecek. Peki. 24 saatte de açık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, Bize zaman ayırdınız. Buradan değerli hemşehrilerime de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. Tomarza sadece Tomarza'da oturan Tomarzalılardan oluşmaz. Tabii. Kayseri'de de e, yurt dışında da çok evet. e, kıymetli hemşerilerim var. Onlarla da sürekli irtibat halinde olma arzusundayız. Onun için de yine bir iletişim hattımız var. Sosyal medyadan bize ulaşıyorlar. Onların da oradan tale taleplerini buradaki evlerine yakın olan bölgelerde yapıyoruz. Herkese buradan selam ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Devlet izleyenler gündeme dair programında Tomarza Belediye Başkanı Osman Koç'u konuk ettik. Tabi Tomarza'da 4 aylık süre içerisinde neler tespit etti, ne gibi eksikler vardı bunları merak ediyorduk, bunları konuştuk. Tabi başkanın anlatımlarından yola çıkarak vatandaşlardan sabır istiyor. Ee, sorunların tespiti yapıldı. <laughs> Çözümüne dönük olarak adımların en kısa sürede atılacağını söylüyor. Haftaya yeniden bu ekranlarda başka bir konukla buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.